Çiller siyasete girip girmeyeceği konusunda şunları söyledi. Benim milletime büyük bir şükran ve minnet borcum var. Millet beni bir yere, her yere getirdi. Eğer ülkemi bir büyük sıkıntıda görmezsen, ona söyleyebilecek, ona çözüm üretecek bir katkım olmazsa, bunu bir talep de olmazsa benim siyasetle meşgul olmam söz konusu bile olamaz. Gelinen noktada dünyanın nelere meyillendiğini gördükçe ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum ve her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimle, yaşadıklarımla, aldığım derslerle kim ne kadar isterse bunu paylaşmaya hazırım. Bu benim bir borcum, bunu istiyorum. Hiçbir ikbal beklentim de yok. Daha ne olsun, ben ne olmak isteyeceğim? Bunların hepsi benim gerimde kaldı. Söyleşilerle başladım ama aktif siyaset konusunda ne kadar kararlıyım daha bilemiyorum. Bilmiyorum pardon. Karar vermiş durumda değilim ama neye karar verirsem vereyim, bunu koltuk ya da ikbal için yapmayacağım. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım. Tansiyonlar konuşması olmuş. Çocukluğuma gittim. O kadar güzel şey yaptın ki. Güzel anlattın mı? Neyseydi. Çok güzel anlattın. Yani bence, siyasete giriyor. Adil İnaşit çıkıyordu ya böyle masallar. Ben aslında bak şimdi bunu anladık, yani siyasete girecek Tansiyonlar da. Çok ilginç bir şimdi, Tansiyonların biliyorsun böyle şeyleri vardı, hatırlıyor musun? Mesela çekici güç demişti falan. Skandalları zeytin olurdu. Zeytin burunlar falan. Aslında eğlenceli olabilir. Eğlenceliydi. Şimdi bir tane de hikaye. Şimdi mesela ben böyle hikaye duymadım. Böyle bir hikaye sen duydun mu? Koalisyonları şey yapıyor. Diyor ki Çiller koalisyon yöntemlerini bir kaplumbağa üzerinden tasvir etti. Bir tane kaplumbağa yola çıkmış. Nereye gidiyorsun demişler. Hacca gidiyorum demiş. Bu kaplumbağa değildi ya. Karaca değildi bu. Pardon, özür diliyorum. Bir dakika, devamı da var. Hacca gidiyorum demiş. Yolun açık olsun. Aylar geçmiş, bir bakmışlar köyün biraz daha gerisinde hacdan daha da uzaklaşmış kaplumbağa duruyor. Ne oldu demişler. Ben gideceğim gitmesin ama yaramaz çocuklar var. Beni devamlı ters çeviriyor. Devamını vermiş. Koalisyonlar da o yaramaz çocuklar. Sadece mecliste değil, kendi içinizdedir. Hayatta o kadar kötü bir şey gördüm mesela. Gerçekten buradan insanın ders çıkarası da gelmiyor. Yani şeyler karışmış birbirine herhalde. O anda galiba Tansu'nun bunu o anda yaratmış bu meseleyi. Bir yerden duymuş, bir kaçça giden biri vardı. Neydi o, karınca mıydı? O kaplumbağa olsun. Bir de onu ters çevirsinler. Özledik vallahi Tansu Hanım. İnşallah siyaset dönersiniz. Gayet güzel olur. Şu anda yani bu kararı verdim ben. Ben de. Okuduktan sonra. Evet, o kaplumbağa hikayesi. Devlet Bey atasözleri, Tansu Hanım yeni üretilmiş mesellerle. Başka ne olabilir? Bu şeye benzemiyor ya. Avrupa yakasında tiki silim vardı ya. Bütün her şeyi yanlış. Neyse, çok güzelmiş yalnız.